Yeni kanalın yeni bir videosundan da herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Daymar 1998 diye bir oyun indirdim arkadaşlar. Yeni oyunumuz biraz korku oyunu arkadaşlar. Yani biraz korkacağız. Bu arada sizler de abone olup beğenmeyi unutmayın. Şöyle yeni oyun diyelim biz. Ayarlarını, kontrollerini falan ayarlamak için bir kere oyuna girdik arkadaşlar. Şöyle bir 90'lar diyelim. Ya en az Neymar diyelim. Tamam. Sıradaki parlaklık iyi. Mermisini de açalım. Sıradaki diyelim. Onaylayı yapıştıralım. Tamamdır. Hadi bakalım. Aegis laboratuvarı ile olan iletişim kesileli birkaç saat oldu. Durumu incelemeleri için üst düzey eğitimli personellerden oluşan iki Hades grubu çağrıldı. Görevleri geride hiçbir iz bırakmadan sırra kadem basan araştırmacıları bulup ABD hükümetinin ismini açıklanmayan bir departmanı için son derece hassas ve gizli materyalleriyle ele geçirmek, laboratuvarın ilk seviyelerine girmekle görevlendirilen özel ajan Leif, ikinci personel girişinden içeri girer ve güvenlik sistemini otomatik olarak her şeyi kapatarak tesis genelindeki karantina ilan ettiğini ve tesise girmeye çalışan herkesi bir deneyi çok ama çok şekilde ters gittiğini haber verdiğini öğrendi diyor. Devam edelim. Hadi bakalım. Cleaner, santraş tahtasında önemli olan şey mantıklı hamleler ve bunun bu sonuca ulaşmak için izlediğin rotadır diyor. Benim yaptığım şey ise en savunmasız piyonlardan bile stratejik olarak yararlanabileceğim gölgelerde sabırla beklemek diyor arkadaşlar. Ama bu sefer hamlem farklı olmalı. Bu sefer işlere direkt müdahale etmek zorundaydım. Doğru sırayla diyor. Anlaşıldı. Bir psikopat. Böylece planımın ilk aşamasına başladım. Piyonu da öne çekmiş. Ne oluyor bu? Bir tane çalışan. Bir doktor. Kalan tüm personelin tahliye edilmesini talep ediyorum. Mavi kod. Tekrar ediyorum. Bir mavi acil durum koddur. Lütfen cevap verin. Herhangi biri lütfen. Ben Rebecca Gordon. Kuzey Yağmur Adaları'ndaki Aegis Tıbbi Tesisinde doktorum. Burada başımız büyük belada. Burada acil yardıma ihtiyacım var. Çok korkunç bir kaza oldu. Sanırım bir tür gaza maruz kaldık. Akciğere yapışan çürütücü bir madde. Bu zehir buradakini öldürmeyle başladı bile. Beni duyabiliyor musunuz? Tanrı aşkına duyabiliyor musunuz? Söyleyin bana yardım edin lütfen. Bir tane çalışan arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, mavi koddayız. Meslektaşlarımdan biri çıldırdı ve bana saldırmaya başladı. Bu iğrenç yaratıklardan birini öldürmek yerine ölmeyi tercih edeceğimi düşünüyordum. Ama bu kanalın daha ne kadar açık kalacağını bilemiyorum. Güvenlik ihlali tesisi sistemi devreye soktu. Karantinaya alınmış olmaktayım. Korkuyorum falan diyor arkadaşlar. Tamam. Yanındayız. Sıkıntı yok. 12 saat önce Aegis laboratuvarıyla olan şey kesilmiş arkadaşlar. Orası ile ilgili en son aldığımız görev parametreleri. Görünüşe göre doktorun bahsettiği şu çürütücü gaz geri toplanması emri verdiğimiz deneysel arkadaşlar. Tek sorun bu gazın neredeyse solen herkesi öldüren yeni bir kimyasal silah olduğunu söylemeyi unutmuş olmaları. Resident Evil'ı hatırlatıyor arkadaşlar. Yani ısırılan varsa direkt tak gitti. Binaya giriş çıkışları kapatılmış arkadaşlar. Otomatik olarak da mühürlenmiş. Ekibimiz tesise epizyon kısmında sızacak yeni ana hizmet noktası olan ikinci kattaki merkezi lobiden oraya ulaşacaksınız ve laboratuvara doğru ilerleyeceksiniz diyor. Delta hepinizi aynı anda laboratuvarın bulunduğu alt kısımların incelenmesini istiyorum. Karşıdaki karakter biziz herhalde arkadaşlar. Aldığımız istihbarata göre sözde gaz sızıntısının meydana geldiği yer. Sizin araştıracağınız konumda hepinizin dikkatli olması istiyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Bu operasyonun durumu kırmızı öncelik seviyesine yükseltti. Tekrar ediyorum, kırmızı seviye. Kırmızı önceliğin anlamını da biliyorsunuz. Bu öyle daha öncekiler gibi çabucak gir çık işi hallet görevine benzemiyormuş. İyi şanslar beyler. Şimdi içeri girin. Ve bize hamurumuzda erkek mayası olduğunu gösteren burada Hades'in evi merkezi. Kırmızı öncelikli abi, bu seninle son görevimiz olabilir. Daş şey geçiyor yani, neyse. Burayı geç arkadaşlar. Evet diyelim. İçeri girelim ya artık, değil mi? Ve VAS'de hareket ettir. Silah al. Nişan al. Ve etkileşimler diyor. Data interchange device is still being tested for field use.
Yani şimdi biz içeride zombilere karşı bir yaşam mücadelesi vereceğiz gibi duruyor arkadaşlar. Açalım kapıyı. Haydi bakalım. Oha. Ne olmuş lan söyledim. 4 el feneri diyor. Bu güvenlik. Çalışanlar bunlar. Doktor. Bu mühendislerinden arkadaşlar. Garip. Deparat Space mi? Deparat da varmış. Ajan Lear, kameralardan aldığımız videolara bakılırsa CSL-03 kodlu birkaç tankın hala anın şeye bağlı olduğu gözüküyor. Senin yük asansörünü ana girişinde bekleyeceğim. Tamam diyor. Peki. Tamamdır. Görev anlaşıldı. Görünüşe gaz sinisi burayı sıkıştırmış diyor. Ayrıca silahlı çatışmada patlamada kalan bazı izlerde mevcut. Bunu mu açacağız biz şimdi? İlk önce çatıyı açman gerekiyor. Çatı. Yani çatıya biz gideceğiz. Onu da söyleseydin. Neyse. Kendimiz buluruz. Ha, Space'e basınca daha çok hızlı gidiyor. Space bu arada zıplama tuşu değil. Bunda zıplama tuşu yok herhalde arkadaşlar. Baksanıza. Zıpla falan demiyor. Oha. Ne olmuş lan size böyle? Sağlam sıkıntı çıkmış burada arkadaşlar. Ne oldu? Ha. Yine film sahnesine geçtik. Kontrolü bizden aldı. Oha. Ne olmuş lan sana öyle? Aha. Yaşayan bir güvenlik personeli değil mi? Güvenlik, evet. Security. Güvenlik personeli. Acil durum çağrısını aldınız değil mi diyor. Aynen öyle. Ajan Lee. Bacağınız nasıl diyor. Kendini tanıtıyor. Ajan Lee. Ah canım çok yanıyor ama iyi olacağım. Gerçi şu an çok da uzağa gidemem. Gidemesem de. Bu çok kötü oldu. Dinle. Önce hayatta kalanlar için burayı araştırmam lazım. Dönebileceğim. En kısa sürede senin için döneceğim diyor. Hayatta kalanlar mı dediniz? Peki yani eğer varsa sana bol şanslar. Her neyse burada bekliyor olacağım. Yalnızca biraz gözlerimi dinlendirmem gerek diyor. Sıkıntılı, ısırılmış gibi duruyor arkadaşlar. Bakılırsa Aegis çalışanın hayatını sonlandır diyor. Yapma be. Adam hayatta kalmış yani. Vurmazsak olmaz mı be? Ah be. Neyse. Yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun dostum. Geç. Şunları geç. Aga be. Neyse. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Görevdir arkadaşlar. Yani ısırılacaktı. Sonra biz de burada tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna. Biz de ölecektik. Yapacak bir şey yok. Görev kontrolü buradaki bir Aegis çalışanla bağlantıyı kestim. Senden protokolü uyguladım. Hani öldürdüm. Şimdi yüksün bir yıkılma prosedürünü başlatmak için kontrol odasına doğru gidiyorum. Tamam. Anlaşıldı. Bunların hepsi bana 94'teki o anları hatırlatıyor. Özellikle masum insanlara hatırlattığı o anı. Ya da onlardan geriye kalan her ne kaldıysa hatırlamıyorum. Emir de binbaşı. Bu bahset ve şu bahsettiğim masum insanlar tam olarak sivil, bunları konuşuyoruz. Yani ısırılanlar sıkıntılı arkadaşlar. Hedefe doğru ilerliyorum. Tamam. Yani ısırılmış zaten, hani zaten ölecekmiş. Burada sıkıntı çıkaracakmış. O yüzden öldürmeyi tercih ettik. Bu arada şeyde ulan direkt aldık içeri ama ilk önce gücü yenileyin. Ya her yerde bir şey çıkıyor ya. Başka bir şey yok mu? Alacak silah, mermi, teçhizat. Ulan size ne olmuş böyle ya? Yok mu bir şey alacağımız, edeceğimiz? Oy. Bu can herhalde. Evet. Yani sağlık durumunu yeniliyor. Tamam, burada da açacağımız bir şey var. Neymiş? Mermi mi o? Mermi mi? Enerji barıymış. Mermi değilmiş, enerji barıymış. Tamam, sıkıntı yok. Boşalım bakalım. Buralarda da bir şeyler olmuş arkadaşlar. Şimdi sağ mı sol mu? Yani sola gideceğini sanmıyorum ama belki mermi, mühimmat, cephane bir şeyler olabilir. Yok. Not bırakılmış buraya. Görünüşe göre G Philips adına 1 milyon dolar para aktarımı yapmış. Ulan adam zengin olmuş be. Ne var burada? Neymiş? GK22 mermi. 15 tane mermi bulduk. Güzel, mermiyi severiz arkadaşlar.
Şimdi nereye açmamız lazım? Of, C, D, D, A. Tamam, şunları nasıl açacağız biz şimdi? Nasıl çıkacağız daha doğrusu? Q'ya basmış olacak biz arkadaşlar. O zaman P diyelim. Burayı açtık. Açtık. Kontrol. Server. Security. Q ile çıkalım. Ne var başka? Aa, burada bir şeyler daha var. Şarjör mü o? Şarjör yerde de bir şey gösteriyor şu kağıtta. Dosyanı inceledim. Kevin ve bayağı etkilendiğimi söylemeliyim. Yaşına rağmen burada henüz bulunmayan teknolojilerin bile en ince ayrıntılarını su gibi ezberlemişsin. Seni korkmak istemem ama bu işi tam manasıyla anlamanı istiyorum. Sanırım meslektaşlarından birine burada ne tür bir araştırma döndüğünü sormuşsun. Şöyle kaba bir tahmin edecek olursam, bu adanın uzağına düşen bir UFO'yu ilgilendiriyor. UFO mu? Bu bilim insanları bir süper insan uzaylı hibritleri yaratmak için insan fıtratını kalıcı olarak değiştirmenin yollarını arıyor. Tabii bunlar şaka bu arada. Burası çok gizli bir hükümet tesisi ve buradaki kodamanları kızdıracak olursan seni bozuk para gibi harcamaktan geri kalmayacak, değil mi? Öyle öyle çarçur çarçur şeyler yazılmış arkadaşlar. Biz şimdi işimize bakalım. Neresi açıldı şimdi? Açılmamış ki burası. Bir tekrar bakalım. Atladığımız bir yer mi var? Resepsiyon hali iptal olmuş. Tamam, orası açılmayacak herhalde. Tamam, burayı da açtık. Burası açılmayacak. Üsttekiler açılacak mı peki? Burası da açılmayacak arkadaşlar. Tamam. Sola gelelim. Niye olmadı? Ya, yanlış mı yaptık? Ya şimdi tekrardan gelelim bakalım. Haritamız bu şimdi. CD ve OFF diyor. Biz bunları önce bulmamız lazım. CD ve OFF hangisi? Ve o. Şu alttakinden bahsediyor. Tamam. Of da bu herhalde. Evet, tamam. Şimdi o ikisini açtık. Başka ne istiyor bizden? D A H E C D. C D'yi açtık değil mi? A. Şu herhalde. AD hangisi? AD miydi arkadaşlar yoksa başka bir şey miydi? Tekrardan bir bakalım. HA. HA hangisi olabilir acaba? HA HA. Ha tamam, buldum. O da şu sanırım. Sadece bunlar mı açılacak? Deneyelim o zaman. Tekrar yanlış diyor. Kargo bölümünü açalım o zaman. Şunu açalım. Lab arena. Kontrol mü açalım. Resepsiyon hali açalım. Server room ve security room'u açalım. Şimdi basalım. Bu kadar ya. Açılabilecek yerleri sadece açmamız yetiyormuş arkadaşlar. Sıkıntı yok. Tamamdır. Güzel. Şimdi geri... Ses mi duydum? Ses duyduk ama. Ne? Ulan. Dur 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 dur. Lan mermi. Oy, bu ne lan böyle? Devam etmem ki. Burada oturur beklerim. Devam etmem ki arkadaşlar. Bu ne diyor ya? Var mı daha başka? Silahla böyle gitmek daha mantıklı. Nereden geldiğimi unuttum. Biz bu arada elektrik devresini falan açtık herhalde. Her şey aktif şu an.
Yaşıyor mu? Yaşamıyor, yaşamıyor, yaşamıyor. Yaşam. Vermeyeyim, vermeyeyim. Yapma, yapma, yapma. Yapma, dur, dur, dur. Dur, dur. Vermeyeyim. Ulan kafan yok, dur. Şaka mı bu? Canımızı yenileyelim ama. Dostum canlı yenile, canlı yenile. E bastık az önce enerjiyi. Şimdi birden niye mühimmatımız kalmadı? Biz mermi almadık mı? Tekrardan oraya gelelim. Ulan bu şarjörü nasıl değiştireceğiz? Anladım. Böyle değiştireceğiz herhalde. Hızlı bir yenilenme sonrası düşürdüğün şarjörü almayı unutma. Ha, şarjörü de alıyormuş. Tamam, cebimizde dursun. GK22 şarjörü. Sakin, 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 sakin arkadaşlar. Ne? Ulan! Ulan! Ölüsün! Ya yine mi ya? Silah çek, silah çek, silah çek, silah çek. Ya şaka mı ya? Mermi yetmeyecek ki buraya. Ne var? Notu geç ya, notu geç. Biraz sıkıntılı olmaya başladı bakın. Dost, öldüğüne eminsin değil mi? Bak, ölmemişsen eğer haber ver bize de en azından ona göre şey yapalım. Uyarı, güç çökmesi tespit edildi. Kargo bölgesinde manuel yenilemeye ihtiyacı var. Kurtarma süreci başlatılsın mı? Onayla. Açtık çatıyı. Güzel. Bundan bahsediyoruz şu an. Güzel. Helikopter de bizi almak için geldi herhalde. Ajancıya bura... Ne? Dur. Dış bölmeler açıldı diyor. Dolu da gitti adam. Ya sıfır mermi. Şarjörü al, şarjörü al, şarjörü al. Ya bize mermi verse en azından hani mermi ver bize değil mi? Kendimizi güvendeyse de mermi verdiği zaman ama bak ses geldi, bu olmaz böyle. Ses var. Biri kesin var burada değil mi? Tamam tamam, sakin. Sakin ya, bir şey. Aşağıda bir şey var. Şey gibi görünüyor. Üzerinde kimyasal tehlikeli sembollerin olduğu büyük bir denizaltı ve üzerinde su bayrak, Japon bayrağı. Görevine odaklasan daha iyi olur ajan. Orada ne bok gördüğün hiçbir önemi yok diyor. Bizim için görevin önemli diyor. Zamanımız az, yok şunu kaldığın. Tamam, sıkıntı yok. Sağa sola bakmaya gerek, direkt gidelim ya buradan. Bu nedir ya burası? Yaşayan yok, yok zaten. Herkes kafayı yemiş burada. Bir şey yok değil mi? Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Sakin. Şimdi gidip biz o düğmeye basacağız arkadaşlar. Ulan. Gel. Mermi. Ya yapma. Yapma, bu sefer öldük. Bu sefer öldük. Geri geri geri. Mermi kalmadı ki. Ne bok yiyeceğiz? Ya gelme dostum, dur. Ya yapma işte ya, yapma ya. Abi yok yani, nasıl öldürelim? Üfleyelim mi adamlara? Ya adamlara üfleyelim mi, ne yapalım? Her şeyi hallettik değil mi? Anlaşılan tekrardan o bölgeye geçti. Ya oraya varmadan önce şu mermi yok mu ya, bir tane adam akıllı. Yok. Altı mermiyle idare edeceğiz.
İki kişi, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, iki kişi sadece. Geri. Ya yapma işte. Ya nasıl vuracağız işte? Öldük mi? Öldük. Ya imkansız yani, imkansız. Silah yok, mermi yok ya, mermi yok. Biz direkt onları basıp geçsek hiç vurmadan arkadaşlar nasıl olacak? Onu yapalım, onu bir deneyelim biz. Bas. Kaç. Kaç ya, bize ne ya? Burayı biz mi kurtaracağız? Allah Allah, bizim direkt dönüşünden. Biz bir şey demedik. Yapma. Tamam, güzel. Ulan daha var, devamı da varmış. Kaç. Kaç, öldüremeyiz. Kaç, birini öldüremeyiz. Ulan. E ne yapacağız biz? Ne kopuklu, acil durum kararını açıklamam diyor. Laboratuvara giden bir yol mu diyor. Ya biz nereden bulacağız? 3 tane mendil var. Sakin. Dostum ben de sizdenim. Araç falan kullanamıyoruz değil mi? Yok. Dostum mermi olduğunu söyle sen de. Yapma be, ne yapacağız şimdi? Buradan gideceğiz muhtemelen. Kaç. Ya yapma, aradan gideceğiz işte. Bir sal bizi ya, sal bizi. İtekle dön, dön artık. Bastık direkt ya. Ne yapalım, biz mi kurtaracağız arkadaşlar burayı? Öldüremiyoruz, mermi yok. Ne, üfleyelim mi adamların üstüne? Bak, cana bak. Hiçbir şeyimiz kalmadı ki. Adam yaşayan ölü ya, şu hale bak. Ya hiç gereksin yok. Kaç mermimiz kaldı? 3 tane. Harcamak da istemiyorum. Ya mermi ver. Bana bir önce mermi ver de almam gereken numara bu salonun içinde diyor. PLX-731. Unutmayalım arkadaşlar. PLX. Bu ne gazı? PLX-731. Mermi ver ya. PLX-731 bu. Mermi. Ya mermi vermesen... Kalamak yok. Bir tane mermi kaldı. En azından odayı temizledik. Belki mermi buluruz diye. 4 müydü şey? Evet. Ya levye falan bir şey ver o zaman da kafalarına vuralım ya bir şeyleri. O böyle olmaz. Kilitli kapılardan bir tanesi daha. Ne bu? Canımızı yenileyeceğiz, tamam. Canımızı nereden yenileyeceğiz? Tamam, Q diyelim, çıkış diyelim. Ne yapacağız biz şimdi? Şunu bir kullanalım o zaman. Seçili nesneyi kullan diyor. Kullan, nasıl olacak şimdi? Ne diyoruz işte, kullan. Tamam, evet. Ne diyor? Navigasyon yeri, silahlar, kulak pistan. Bir daha oraya açalım. Olay tam çözemedik biz ya herhalde. Gideceğimiz yerleri falan gösteriyor. Biz orayı istemiyoruz. Bize şey lazım. Nerede şimdi? Q değil. F görev. Virüs depolama salonunun kilidini açmanın bir yolunu bul. Laboratuvara ulaştın.
Görünüşe göre hep oluruz. Dördüncü salonda ama lanet şekilde. Açmanın bir yolunu bulmalıyım. Burayla ilgili bir şey yapmayacağız ya. Canımızı doldurmamız gerek. Canımız bir taraflarımızda bizim. Şimdi burada ihtiyacımız var. Bizim şuna ihtiyacımız var. Ya kullan işte seçili nesneyi nasıl kullanacağız başka türlü? Canımız bir taraflarımızda. Onu kullanamayacağız sanırım. Bu arada bu mermi ne işe yarıyor? Ha, kullandık mı acaba? Şimdi şey yapmıyor baksanıza. İkide ne var? Hiçbir değişiklik bulunmadı diyor. Sağlığım %14 yani öldük zaten. Mermi bulamazsak zaten daha kötüsü de olacak. Nasıl bir nokta? Burada bir şey var. Ne o? Enerji içeceği. Kullan kullan. Nasıl kullanacağız şimdi bunu? Tekrar bir diyelim. Sağlığımız güzel. Yükseliyor. Enerji içeceğini kullandık. Sağlığımız yükseliyor arkadaşlar. Tamam bu kadar basit bir şey. Ama bizim hala mermiye ihtiyacımız olduğunu değiştirmez bu. Asya'da biyometrik şifreli dosya kod. İşte cevabı saçma sapan bir şey. Neyse. Şimdi mermi. Ya sadece mermi ya. Biraz mermi versen. Hani bir kafamıza göre bir şeyler yapacağız artık ya. Tamam burada bir şey var. Burada bir şey var. İki tane şey var. Değerli kaynaklar içeriyor diyor. Falan fistan diyor. Tamam alalım. Diğerini de alalım hatta. Şu ne? Bir şeyler kablosu falan diyor. Ekleme süreci başlatılsın. Ha kapıyı açıyor bunlar. Kapı şifresini buluyor. Tamam güzelmiş güzelmiş. Sevdik arkadaşlar. Şimdi nasıl olacak? Ha, bekleyecek miyiz bunu şimdi şifreyi çözsün diye? Ya da biz bir şey mi yapacağız? Yok bizim bir şey yapmamıza gerek yok. Ha yok. Şu ortasına gelince duracağız arkadaşlar. Tamam. Bizim iş ekleme başarısız. Niye ya? Bak ya. Nasıl olacak bu şimdi? Bir dakika. Bir şey. Ah be, ikisini de çöpe attık. Neyse. Yapacak bir şey yok. Bir şeyler bulabilirdik orada. Yapacak bir şey yok. Ölüme gideceğiz arkadaşlar. Dostum biri varsa direkt gelsin öldürsün ya. Ya öldük ki zaten. Zaten öldük ki. O kapıyı açarak öldük zaten. Yok. Öldük. Mermi yok. Yani zor bir oyun arkadaşlar. Mermi yok ki. Mermi olsa hani bir şey yapacağız ama mermi yok. İşte mermi vermesi lazım ya. Ya yine mi buradan? Neyse. Sıkıntı yok. Burada canımız biraz daha var en azından. Buradan direkt koşalım. Gel. Ya buraya gel. Benle gel. Gel. Topla gel.
Ya yapma ya, ya yakaladı yine ya, ya sal beni ya, ne istiyorsun benden ya? Akıllı durun, uslusunuz, uslusunuz, sakin, sakin. Sakin, sen de uslusun, sen de uslusun, sen de uslusun. Bastım, bastım. Binayı terk et, nasıl terk edelim? Şu yukarı kalkayım. Ulan herkes peşimizde. Bari silah falan bir şey atsaydınız. Yakalayamadı, yakalayamadı, yakalayamadı. Orada da bir kadar gördüm. Ya yapma işte, yapma, sal beni, sal beni, beni sal, beni sal. Sal beni. Yapacak bir şey yok, orada bir şey gördük ama yaklaşamayacağız herhalde. Girdik içeri. Onu alamadık arkadaşlar. Bak orada da bir şey vardı, kesin mermi, şarjör, herhangi bir şey vardı orada. Canımızı pullemeye çalışalım. Şimdi o nasıl olacaksa, hiçbir şeyimiz yok ki. Mermimiz var işte, burada mermi var görünüyor. Ya bu 22 tanesi ne işe yarıyor? Şimdi kapat burayı. Mermimiz kaldı. İki tane var. O şekilde adam öldüreceğiz biz de. Umarım kimse olmaz da en azından burada rahatlarız. Almam gereken numara bu salonun içinde diyor. PL-X-731 yani şu herhalde, şu gördüğüm. Tamam. Burası en azından sakin. Burada kimse yok. Olsaydı çoktan saldırırdı herhalde. Ne var burada? Şırınga. Tamam, bu şırıngayı kullanacağız. Şimdi bir ses var. Ya! Yapma. İkinci mermi de öldü. Düş hadi. Üç mermi yedim. Üç mermi. Enerji. Çarp dört. Başka bir şey yok mu ya? Yine şu kol şeyine gelelim. Bir diyelim. Şimdi bir kullanalım. Ya kullansana arkadaş ya. Mermin ne oluyor? Şu 22 tane yazıyor burada. Bir çıkalım şuradan bir. Ha tamam, anlaşıldı. Şarjı dağıtıyor mu buraya, bu taraflara? Dur bir saniye, anladım anladım. Güzel. Olan şeyleri aktarıyorum. Mermim var benim ya. Tamam. Sıkıntı yok. İyiyiz. İyiyiz arkadaşlar. Sonradan olayı çözdük ama sıkıntı yok. Mermimiz var. Yarışan mermiyi alacağız. Nerede mermimiz? Şarjörümüz. Onu da hemen bir dolduralım. Tamam ya. Bizim şarjörümüzde, mermimizde her şeyimiz varmış ya. Geri dönüp oradaki şeye baksak. Orada gel. Bayağı bir mermi açarız. Alacağımız mermiden daha fazlasını harcarız arkadaşlar. Bu kadar. 15 tane mermi. Neyse, en azından hiç yoktan iyidir. Buralar tamam. Burada bir şey yok. Burada var mı? Dördün basalım bir. Tamam, anlaşıldı. Şu kabloyu alalım. Bu sefer o kabloyu alalım. Onları çözelim. Burayı açmamız lazım bizim. Aslında bir taraftan da ölmemiz iyi oldu arkadaşlar orada. Bunu çözmemiz lazım. Şimdi ekleme süreci başlatılsın. Evet diyelim. Aynı yere denk geldiği anda basmamız lazım bunları. Yapma be.
Aynı yere denk geldiği anda yakalamam lazım. Biri çöpe gitti. Nasıl olduğunu anladım artık. Bakalım bizim bir şeyle kaçırdık. Tamam, sıkıntı yok. Bu sefer çözdük onu. Bu sefer çözdük onu. İkisinin aynı yeri bulduktan sonra basacağız arkadaşlar üstüne. Bir daha. Hadi. Yavaşlamam lazım. Yapma be! Üstünden kaçırdık ki orayı biz. Neyse, yine burayı açamadık arkadaşlar. Ölürsek bir daha deneyeceğiz artık. Nasıl? Oldu ama. Yanlışlıkla oldu ama yine yok dedi. Biz yanlış bir şey mi yaptık acaba? Neyse, yapacak bir şey yok. Sağda biri atladı üstümüze, sağ tarafta. O kalkacak bak. Az önce bizi öldürdün sen. O da kalktı. Bu ne işe yarıyor? Uçan falan bir şey. Oda sıcaklığı %20 diyor. Oda sıcaklığından bizi ne? Bayağı sıcak burası. 20'den daha fazlası. Ulan. Şarjör lazım. Öl. Öldün. Kendimden bir ağaç atmak lazım. Onu alalım yerden. 11 mermimiz var. Tamam. Sakiniz arkadaşlar. Sakiniz. Bir şey yok. Ne var burada? Şunları geçelim. Bunları okumayı. Alalım öylece dursun yanımıza. -15. Ulan hanginiz doğru söylüyor? Biriniz -15, biriniz 20 derece diyor. Tamam ben mi ya? Şunu okuyacağım bu arada. Okuyalım. Sevgili Doktor Everett, şimdiye kadar göndermiş olduğum başvurulardan bıkmış olmalısınız. Fakat koruma odalarındaki sıcaklığı kontrol etmeye yarayan bakım sistemindeki arızaların acilen giderilmesi konusundaki ısrarcı yok. Geç bunu. Arızadır, şudur budur. Geçelim şimdi bunları arkadaşlar. Bizim bayağı sıkıntılı şeylerimiz var. Çünkü mermimiz yok arkadaşlar. Mermi yok. Mermisiz yıkamıyorum. Yıkamayan kalanların soğutma sistemine bir ilgisi var diyor. Pollux mu? Pollux ne ya? Şu ne? 30 tane mermi mi? Dostum, umarım buradaki mermiden bahsediyorsundur. Evet, çok iyi. Şarjör alalım. İyi ya, ciğerimiz solumuştu ya. Tüp sıkmaktan. Pollux hangisi ya? Ulan Pollux hangisi? Ne Pollux'uymuş ya? Bak. Ben çıkabiliyor mu? Hayda Pollux. Ha, şuradan bir şey yapacağız. Soğutma süreci başlatılsın. Tamam. Nasıl düşüreceğiz? Lan nasıl düşüreceğiz? X yapmamız gerekmiyor mu? Tamam. Bu da tamam. Salon 4 neden olmadı? Olacak mı acaba? Önce Pollux'u almalıyım.
Şimdi nasıl olacak? Tamam. Hayda. Sıcaklığı düşünmemiz gerekiyor. Şundan da düşünelim. Yok. Daha da yükseliyormuş. Bir saniye, bir saniye. Nasıl bir şey anlamadım ki ya. Tamam. Diğer tarafa basacağız anamız. Yani yükselsene, 35 olsana sende. Şuraya dağıtmaları lazım. Tank, ortadaki tank niye kapalı? Şimdi oradaki sıcaklığı, soğukluğu dağıtabiliyor muyum? Evet, dağıtılabilir. 20 burada, 20 orada. Ha, tamam, anlaşıldı. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Şimdi anlaşıldı. Şöyle gelelim. Her düşürdüğümde şu ortadaki tank yükselecek mi acaba? Ona bakacağım. Neden 25'te kaldı mesela? Tamam. Gelelim şuraya. Bunu hiç hareket ettiremedik bu arada. Tamam. Nasıl bir şey ya? Çözemedim arkadaşlar. Biz bunu diğer iki videoda çözelim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Kayıt noktasını yükleyelim buradan. Yapacak bir şey yok. Biraz uğraştıracak sanırım. Buraya kadar izleyenler için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ama arkadaşlar daha eğlenceli olacak. Haberiniz olsun. Şimdilik böyle olsun. Diğer video bayağı bir sıkıntılı geçecek. Biraz öğrenelim arkadaşlar. Sağdan soldan biraz bakalım. Ondan sonra zaten gerisi basit gelecek arkadaşlar. Bunu bir çözelim önce. O yüzden belki gün içerisinde, belki yarın, belki ondan sonraki gün bir daha bu videonun devamını çekerim arkadaşlar. Bu arada sizler de istediğiniz oyunlar varsa arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.